Çocuklardaki en sık burun tıkanıklığı sebebinin geniz eti olduğunu söylemiştik. Ancak bu yegane sebep değildir. Çocuklarda alt konka şişlikleri, hatta halk arasında kemik eğikliği denilen deviasyon da bir burun tıkanıklığı sebebi olabilir. Ancak bunun ayrıcı tanısı endoskopik muayene ile rahatlıkla yapılabilir. Burnu tıkalı her çocuğa geniz eti var denip geniz eti odaklı bir çalışma yapmak bu yüzden doğru değildir. Çocukta her üç sebep de bulunabilir, bir veya iki sebep bir arada olabilir. Çocuklardaki alt konka şişliklerinin en sık rastladığımız sebebi alerjik koşullardır. Burada örneğin geniz etinin varlığı da mevcut olabilir. Geniz etinin alınması çocuk burun tıkanıklığının bütünüyle rahatlaması için yeterli olmayabilir. Bu ayrıcı tanıyı yaparsak çocuk burun tıkanıklıklarının çözülmesi çok daha kolay olacaktır. Örneğin alerjik koşullara bağlı konka şişlikleri ilaçlarla çok rahatlıkla yönetilebilmektedir. Hatta konka tıkanıklığının giderilmesi halinde geniz etinin de büzüşebildiği durumlar vardır ve bir belki ileri sayılabilecek, hatta bazen gereksiz sayılabilecek bir ameliyattan da çocuk kurtulmuş olur. Çocuk deviasyonları çoğu kez eğer çok ileri boyutta değilse çocukluk döneminde ameliyat edilmez. Ancak özellikle burun orta bölmesinin ön kısmı doğum travması sebebiyle bazen bir burun boşluğunu tamamıyla kapatıyor olabilir. Belirli bir yaşta o kıkırdak bölmenin çok sınırlı bir düzeltilmesi bazen zorunlu olabilir. Çocuklarda gördüğümüz nadir bir burun tıkanıklığı sebebi de burun boşluğu kanallarının yeterli gelişmemiş olması olabilir. Özellikle burun boşluğunun genize açılan arka delikleri kısmen veya tamamen tek taraflı veya iki taraflı kapalı olabilir. Tek taraflı olgular yıllarca belirti vermeyebilir veya yıllarca tanısı konulamamış olabilir. Endoskopik muayene ile bu tanı çok rahatlıkla konabilir. Zaten iki taraflı tam tıkanıklık doğumdan hemen sonra ortaya çıkar. Hayatı sürdürmek adına hemen tedavi edilmesi gerekir. Doğar doğmaz çocuk o burun deliklerinin arkadaki tıkalı burun deliklerinin endoskopik cerrahiyle açılmasını gerektirir. Bunlar çok nadir rastladığımız ve hastane koşullarında yönetimi hemen gerçekleşmesi gereken konulardır. Tek taraflı burun tıkanıklıkları özellikle çocuk hasta grubunda ayrıca anılmalı. Çünkü çocuklar ellerine ne bulurlarsa burunlarına sokma eğilimindedirler. Bu yabancı cisimler özellikle tek taraflı burun tıkanıklığı ve burun akıntısı tablosuyla karşımıza gelir. Eğer endoskopik muayene ile çocuğun burun içi ayrıntılı bir şekilde muayene edilmemişse gözden de kaçabilir. Bu da çocuk yaş grubunda özellikle akılda tutulması gereken bir burun tıkanıklığı sebebidir.